TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Bu hafta Gündem Özel programında tam da bayramdan önce beslenmeyi konuşacağız. Beslenmek çok önemli. Bayramlarda beslenmek oldukça önemli. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü bayramda sevdiklerimizle buluştuğumuz zaman, memleketimize gittiğimiz zaman birazcık daha böyle kendimizi bu konuda dikkat etmiyoruz yememize, içmemize. Bir de bayramlar, tatlılar, börekler, baklavalar olunca yemenin içmenin de sınırı yok, ucu yok, bucağı yok. Ne olacak? Kilolar gelecek. Gelmemesi için Kurban Bayramı'nı nasıl beslenmek gerekiyor? Sadece kilo almamak için de değil, sağlıklı olmak için de nasıl beslenmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor diyebiliriz efendim. Çok kıymetli bir konuğumuz olacak Büşra Hanım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk Tuğba Hanım. Büşra Çelik ben. Beslenme ve diyet uzmanıyım. Erciyes Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık bir yıldır da mesleğimi icra etmekteyim. Evet. Kayseri değilsiniz. Kayseri değilim. Bursalıyım aynen. Nasıl buluyorsunuz Kayseri'yi peki? Kayseri'yi çok seviyorum. Alıştım. 10 yıldır artık buradayım. Evet. Ben de bir Kayserili sayılabilirim. Evet. Şu anda şimdi çok güzel tüyolar öğreneceğiz. Bir de tam Kurban Bayramı öncesi nasıl beslenmemiz gerekiyor? İpuçları neler? Bunlar oldukça kıymetli tabii ki. Kurban Bayramı. Evet. Yemeli içmeli bir bayram. Kesinlikle. Zaten Ramazan bayramını geride bıraktık. Bir oruç tutuldu. Oruçlar hı hı. Tutulunca böyle zaten Ramazan ayında çoğumuz kilo alıyoruz. Kesinlikle. Gün boyunca açlık. 16-17 saat aç kalıyoruz. Aç kaldıktan sonra hemen yeme içmeye bir hızlı bir şekilde yeme içme. Hamur işleri, tatlılar, börekler yeniliyor. Ardından da bayram geliyor. Ha bayramda veririz. Bir sonraki bayram derken o kilolar da verilmiyor ne yazık ki ama Kurban Bayramı'nda kilo almamak için ve sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız? Şimdi şöyle aslında bunu sadece Kurban Bayramı özelinde tabii. Değerlendirmemek gerekiyor. Genel olarak sağlıklı beslenme rutininde bir düzenle. Bunu da denge ve telafi yöntemiyle sağlayabiliriz. Yani hangi besini tüketiyor olursak olalım porsiyon kontrolünü sağladığımız sürece zaten ekstra kilo olarak dönmeyecek bize. Kilo verme döneminde tabii ki daha kısıtlayıcı bir beslenmeyle ilerliyoruz. Ama bu tip özel günlerde %100 kısıtlamadan ziyade dengeyi sağlayabilmek çok daha önemli bizim için. Peki neler yapmalıyız? Nasıl dengeyi sağlayacağız? Örneğin çoğu kişi Kurban Bayramı'nda hiç kahvaltı yapmıyor. Direkt işte kurbanın etinin kesilmesiyle başlayan bir süreç ardından kurban etlerine boğulma. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Zaten Kurban Bayramı döneminde et tüketimi ve protein tüketimi oldukça artıyor. Mesela kahvaltı öğününde şunu sağlayabiliriz. Gün içinde alacağımız protein miktarı zaten oldukça yüksek olacak. En azından kahvaltı öğününde 3-4 günlük bir süreçte yumurtayı es geçebiliriz. Beslenmemizi yine kolesterol içeriğini azaltabilmek amacıyla. Peynirleri daha az yağlı peynirler, light peynirler tercih edebiliriz. Bu şekilde gün içinde günün ilerleyen saatlerinde daha yoğun besleneceğimizi bildiğimiz için kahvaltıyı olabildiğince hafif tutacağız. İşte 4-5 tane zeytin, 1-2 ceviz, bol mevsim yeşillikleri, domates, biber, söğüş, ondan sonra tam tahıllı ekmek vesaireyle hafif dengeli bir kahvaltıdan sonra yine rutinimize devam edebiliriz bu süreçte de. Evet, örneğin kahvaltı yapmadık. Daha kalorili bir gün mü bizi bekliyor? Bunu kesinlikle mu çıkartmak lazım? Öyle. Zaten dengeli beslenmenin ilk kurallarından biri bizim için kahvaltı öğünüdür. Çünkü 8-9 saat bir açlıktan sonra ilk alacağımız, vücuda ihtiyacı olan enerjiyi ilk vereceğimiz öğün kahvaltı öğünü. Ve kahvaltıyı bizim ilk öğünümüzde kahvaltıyı düzenli yaptığımızda metabolizma hızının %20-%30 oranında arttığını görüyoruz zaten. Kahvaltıyı atladığımızda diğer öğünlerde daha büyük bir beslenme ve daha büyük kalori alımıyla bize kilo olarak geri dönüş sağlamış oluyor. Evet, vücudumuz çok iyi bir sistem. Yani düşünsenize kahvaltı yapmadığınız zamanlarda bile metabolizma kendini kesinlikle herhalde sistem dışı bırakıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yavaşlamasına sebep oluyor. Kan şekeri dengesinde zaten sıkıntı yaşıyoruz en başta. İlk yediğimiz öğünde kan şekerinde ciddi bir artış yaşamış oluyoruz. Sonrasında bu bir kısır döngü. Kan şekerinde hızlı düşüş, tekrar artış, tekrar büyük bir beslenme şeklinde rutin devam ediyor. Bu da zaten kilo alımıyla geri dönmüş oluyor bizlere. Evet. En önemli nokta et tüketimi nasıl olmalı? Kurban Bayramı'nda biz çok abartabiliyoruz zaman zaman. Kesinlikle. Kavurmalar, yağlı ürünler, işte hemen eti tüketmek, bütün öğünlerde et tüketmek, etle ilgili yemekler yapmak, kahvaltılarda bulundurmak.
herhalde büyük bir yanlış diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten ilk dikkat edeceğimiz şey eti dinlendirmeden tüketmemeliyiz. Ölüm katılığı dediğimiz bir durum var ve biz eti dinlendirmeden tükettiğimizde hem daha sert oluyor, geç pişiyor. Geç pişmesinden kaynaklı zaten besin değerlerini kaybetmiş oluyor tükettiğimiz et. Sindirimi daha zor oluyor. Bu da kabızlık, işte genel olarak şişkinlik, mide rahatsızlıkları vesaire gibi problemleri beraberinde getirmiş oluyor. Peki ölüm katılığı süresi ne kadar? Ne kadar beklemesi gerekiyor? En azından bir 24 saat dinlenmiş olması gerekiyor eti tüketmeden önce. Sonrasında tüketim sağlayabiliriz. Bunda da tabii ki 3 öğünde devamlı bir tüketim değil. Belli miktarlarda dengeli bir şekilde işte tek öğünde vesaire tüketerek ilerlememiz gerekmekte. Evet. Peki nasıl tercih edelim et tüketimini? Bizim önceliğimiz yine fırın, haşlama, ızgara gibi yöntemler. Kavurma yapacaksak da yanmaz yapışmaz tavada kendi yağıyla, kendi suyuyla pişmesini öneriyoruz. Ekstra yağ kesinlikle eklememeliyiz pişirme yönteminde. Özellikle iç yağı, kuyruk yağı gibi yağları kesinlikle kullanmamasını istiyoruz. Şimdi izleyiciler bize diyorlar ki size, ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz, kuyruk yağı olmadan da, kendi yağı olmadan da etin tadı çıkar mı? Çıkıyor. Şu an neler söylediniz diyecekler şimdi. Şu şekilde etin görünür yağlarından ziyade kendi içeriğinde de zaten birçok yağ barındırıyor. O yüzden hani görünür yağların da olabildiğince uzaklaştırmamız gerekiyor. Bir de ekstra yağ ekleme şeklinde ilerlersek bu bize büyük bir kalori ve sağlık problemleri olarak geri dönmüş olacak. Yani olabildiğince az kalorili ve sağlıklı şekilde tüketim sağlarsak en az zararla bayramını atlatmış oluruz. Evet. Peki başka yağlar tercih edilebilir mi? Zeytinyağı kullanılabilir mi? Genel olarak sıvı yağları tercih etmeliyiz ama biz et yemeklerinde hiç ekstra yağ önermiyoruz. Hatta etin katıldığı sebze yemeklerinde bile ekstra yağ kesinlikle gerek yok. Etin kendi yağıyla pişmesi gayet lezzetli, doyurucu ve besleyici olmasını sağlayacak zaten. Evet. Ama şimdi izleyicilerimiz diyor ki biz eti kavurma yaptık. Kavurma konusunda da peki porsiyon kontrolünü nasıl sağlayacaklar? Sağlıklı deyip yenilme ihtimali çok yüksek çünkü. Evet. Onda da şu şekilde öneride bulunuyoruz. Eğer herhangi bir kronik hastalık durumu yoksa, işte böbrek rahatsızlığı, kolesterol vesaire gibi bir problemi yoksa günlük bir yetişkinin 150 gram, işte 120 gram arasında et tüketimi gayet idealdir. Ama ekstra bizim kolesterol, kalp rahatsızlıkları vesaire gibi hastalıklarımız varsa da burada 90-120 gram arasında kısıtlı tutmalarını istiyoruz. 90 gramdan kastımız ne? Bizim için bir küçük yumurta büyüklüğünde köfte 30 grama tekabül ediyor. Yani bunu 3-4 köfte boyutu olarak sınırlandırabiliriz. Bu şekilde dengeyi sağlayabiliriz. Peki et tüketirken yanında neler olması gerekiyor? Şu şekilde et tüketimi arttıkça vücudun antioksidan ihtiyacı zaten artmakta. Antioksidanı sağlayabileceğimiz şey de bol sebzeler, meyveler, özellikle işte C vitamini gibi şeylerle etin yanında mutlaka destekleyici başka öğünlerde eklememiz gerekiyor. Tabağımızı dörde bölerek ilerleyebiliriz. Atıyorum dörtte biri tabağımızın protein et grubu olmalı. Dörtte biri ya da dörtte ikisi mutlaka antioksidandan zengin sebzeler, yeşillikler vesaire olmalı. Dörtte biri karbonhidrat olabilir. Bunda da yine tam tahıllı ekmek, işte bulgur pilavı, kara buğday, kinoa gibi kompleks karbonhidratlar, yani lif içeriği yüksek, bizi uzun süre tok tutabilecek karbonhidratlar öneriyoruz. Dörtte biri de yine süt, yoğurt grubu olabilir. Evet. Peki fazla et tüketiminde karşılaşabileceğimiz rahatsızlıklar neler? Hangi hastalıklar bizi bekliyor? Şu şekilde uzun vadede kalp rahatsızlıkları, kolesterol, gut, böbrek rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarda zaten tetikleyici etkisi var. Bu rahatsızlıklarda biz proteini kısıtlamış oluyoruz. Kısa vadede de şişkinlik, hazımsızlık, sindirim problemleri, kabızlık gibi problemleri bizim maalesef karşımıza getiren bir durum oluyor yüksek et tüketimi. Evet. Peki yaş konusunda neler söyleyeceksiniz? Mesela hani et tüketiminde bir yaşı olur. Mesela çocuklarda et tüketimi ayrı bir önem kazanır mı? Orta yaş, yaşlılarda, bunlar da oldukça kıymetli. Tabii ki tüm yaş gruplarında protein grubunun tüketiliyor olması gerekiyor. Hayvansal kaynaklı proteinlerde ama belli miktarlarda gidiyor olmamız gerekiyor. Bunun da o gün içindeki beslenmesine göre planlanması gerekiyor. Atıyorum işte et için direkt 90 gram ya da 120 gram demekten ziyade bütün gün boyunca tükettiği protein grubu bizim için önemli. Yumurtayı ne kadar tüketiyor, peyniri ne kadar tüketiyor, eti ne kadar tüketiyor. Bu şekilde bir dengeli, yeterli protein alımı mutlaka sağlanmalı tüm yaş gruplarında. Evet, şimdi bayram ziyaretleri de olacak. Muhakkak işte ilk gün kurbanını kesen vatandaşlar önce bir işlerini halledecekler. Artık bayramın diğer günleri de bir gezme meselesi var. Bayramlaşmaya gideceğiz, misafir kabul edeceğiz. Burada da menüler abartılıyor zaman zaman. Bunları da görebiliyoruz. Bunlar için neler söyleyeceksiniz?
Bir kere danışanlarıma ilk söylediğim şey misafirliğe aç gitmemeleri. Burada da bir kısır döngüye dönüyoruz. Yani aç olarak gittiğimizde anlık olarak o tabak yoğunluğunun tamamını tüketme ihtiyacı duyuyoruz. Kan şekerimiz hızlıca yükseliyor. Bir sonraki misafirlikte tekrar hızlı bir açlık hissetmiş oluyoruz. Tekrar tamamını tüketiyoruz gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Olabildiğince tok gitmeye çalışalım ve tabağımızda da küçük porsiyonlar tercih etmeye çalışalım. Tabii ki tadımlık her besinden tüketebiliriz. Ya tamamen %100 bir kısıtlamaya gerek yok ama dengeyi sağlamak durumundayız. Evet. Örneğin çok tercih edilen baklavalar var. Şerbetli tatlılar var. Şimdi sarmalar, kurabiyeler, onlar da kavurmalar muhakkak ikram edilecek. Onlar yerine alternatif olarak neler tercih edilebilir? Şu şekilde ilerlenmeli. Mümkünse zaten sütlü tatlılar tercih etmeliyiz. Onun dışında meyveler tercih edilebilir. Şekersiz bir limonata tercih edebilir. Sade kahve, işte soğuk kahveler, yeşil çaylar, soğuk yeşil çaylar. Onun dışında kahvenin yanında bir iki karabiber, çikolata vesaire rahatlıkla misafirliklerde tercih edebileceğimiz besinlerdir. Eğer şerbetli bir tatlı tercih ediyorsak da bunu bir iki dilimle tutmalıyız, kısıtlı olarak tüketmeliyiz. Yanında da mutlaka süt grubundan bir şey tüketmesini istiyoruz danışanlarımızın. Bunu da neden? Kan şekerinin dengeli olarak yükselmesini sağlamak için. İşte uzun süre bizi tok tutsun, birden acıktırmasın, işte birden kan şekerimizi yükseltmesin. Bir baklava mı yiyoruz, yanında bir ayran içelim, iki kaşık yoğurt yiyelim vesaire. Yani orada da dengeyi sağlamış olalım, tamamen tüketmeyelimden ziyade. Evet, bir de mesela sürekli çok ısrar meselesi oluyor ya misafirliklerde, lütfen ye, lütfen ye. Herhalde baklavayı en güzel yapabilecek yere saklamak lazım değil mi? Kesinlikle. Bir kişi de kullanalım aklımıza, her gittiğimiz yerde tüketmeyelim. Bu çok önemli. Ben zaman zaman o hakkımı işte en güzel neresi yapabileceksin? İşte daha çok üretim değil de ev baklavası yapılacak bir yer varsa hakkımı oraya saklamakta kullanıyorum tercihimi. Aynen öyle. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Yoksa fazla ısrar. Çok fazla ısrar bizi bayram sonunda irademizi tabii, ortaya koymak bazı sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Su tüketimini soracağım şu an sizlere. Su tüketimi her dönemde çok önemli. Kesinlikle. Bir de yaz ayları eklendi artık üzerine. Aynen. Bayramda yaz aylarında su tüketimi nasıl olmalı? Şu şekilde zaten çok rahat su tüketebileceğimiz bir dönemdeyiz sıcaklardan kaynaklı. Su bizim için şu açıdan elzem. Hem vücuttan ödem ve toksin atımında bize destekleyici oluyor. Hem de yağ yakımında destekleyici oluyor. Yetişkin bir bireyin günlük ihtiyacı mutlaka 2-2,5 litre zaten su tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Özellikle yaz aylarında. Bir de ekstra ödem atmak, yağ yakmak vesaire istiyorsak danışanlarımızdan 3,5-4 litreye kadar çıkabileceklerini söylüyoruz zaten. Tüketimi mutlaka sağlamalıyız. Hem metabolizmanın yavaşlamaması için hem de gün içinde sindirim vesaire gibi problemler yaşamamak adına da su bizim için oldukça elzem. Evet. Bir de örneğin bazı danışanlarınız muhakkak söylüyordur. Ben etrafımdan çok duyuyorum. Ben çok çay içiyorum, çok kahve içiyorum. Bunlar su yerine geçiyor diyor ama su yerine geçmiyor galiba. Kesinlikle geçmiyor. Tam tersi vücudumuzda olan suyun da tutulmasına sebep olmuş oluyor. Yani biz suyu ne kadar ihtiyacı olan suyu vücuda ne kadar vermezsek o mevcuttaki suyu vücut tutma ihtiyacı duyuyor. Bu da bize ödem olarak dönüyor. Yani bizim zaten 2,5-3 litre suyu tüketiyor olmamız lazım. Bir de içtiğimiz her bardak çay kahve için ekstra bir bardak daha su tüketmelerini istiyorum ki danışanlarımdan onu vücut tutmasın. Evet. Peki su içimini biz nasıl artırabiliriz? Şu şekilde yani en güzel yöntemi aromalandırmak. Eğer sade olarak suyu tüketemiyorsak limon, kabuk tarçın, karanfil, işte meyve dilimleri, nane gibi aromatik tatlarla su tüketimini çok kolaylaştırabiliriz. Evet. Bir de etin saklama koşulları, saklama yöntemleri oldukça önemli. Kesinlikle. Çünkü hani o kadar tüketmek istiyoruz fakat nasıl koruyacağız, nasıl saklayacağız ve bunu saklarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Orada da şu şekilde olmalı, küçük parçalar halinde işte kıyma, kuşbaşı gibi ve tüketeceğimiz porsiyonlarda saklamayı öneriyoruz buzdolabı poşetinde. Bunu da şu şekilde yapabiliriz, eğer buzdolabında saklıyorsak çiğ olarak 1-2 gün saklayabiliriz. Pişmiş olarak da 4 ile 6 gün arasında saklanabilir buzdolabında. Derin dondurucuda saklama yapacaksak da çiğ olarak 6 ay ile 12 ay arasında saklanması uygundur. Pişmiş olarak da yine 4 ile 6 ay arasında saklanabilir. Ve mutlaka buzdolabı poşetlerinin üzerine tarih not düşmelerini istiyoruz danışanlarımızdan. Tüketim durumunu nereye kadar tüketebileceklerini unutmamaları adına bu da güzel bir ipucu olabilir. Evet. Peki örneğin bizim en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, yanlış mı bilmiyorum ama çoğu duyduğumuz uzmanlar öyle söylüyor. Etleri donduruyoruz güzelce bir.
Sonra çıkartıyoruz. Etin belli bir kısmını alıyoruz. Tekrar dondurmaya bırakıyoruz. Çözülüyor, tekrar donduruyoruz. Bu büyük bir tehlike mi? Kesinlikle öyle. Bir kere zararlı mikroorganizmaların doğmasına sebebiyet veriyoruz. Yani çözdürdüğümüz eti kesinlikle tekrardan dondurmamalıyız. Hatta birdenbire çözdürme işlemi bile yapmamalıyız. Kademeli çözdürme dediğimiz sistemle etleri çözdürmeliyiz. Önce bir buzdolabını almalıyız. Buzluktan çıkartıp orada birkaç saat çözünmeli. Sonrasında dışarıya alıp o şekilde çözdürme işlemini gerçekleştirmeliyiz. Bu yüzden zaten tek kullanımlık olarak yani bir seferde tüketecekleri porsiyonlarda saklayacak şekilde koymalarını istiyoruz. Evet. Peki örneğin buzdolabında, buzlukta etler ne kadar muhafaza edilebilir, ne kadar tutabiliriz? Bazen biz görüyoruz ki işte uzun süre o buzlukta duran etleri tüketebiliyoruz. Şu şekilde eğer çiğ olarak koyuyorsak dediğim gibi 6 ile 12 ay arasında süresi. Pişmiş olarak koyuyorsak da 4 ile 6 ay arasında saklanabilir en fazla. Onun üzerine çıkmamalıyız. Evet, peki yaz ayları da geliyor. Bunları da konuşmak lazım. Kurban Bayramı'nı sürekli konuşuyoruz. Peki yaz aylarıyla birlikte beslenme nasıl olmalı? Biz vücudumuzda fazla kilolarımız varsa bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Şu şekilde, özellikle akşam saatlerinde ağır içerikler tüketmemeye özen göstermesini istiyoruz. Ağır içeriklerden kastınız nedir? Karbonhidrat içeriğinin ağırlıklı olması. Yani karbonhidrat vesaire tüketeceksek bunu daha gündüz saatlerine çekmeliyiz. Sindirim süresini uzatmalıyız. Vücudun yakabileceği süreyi uzatmalıyız. Akşam saatlerinde daha sebze ağırlıklı, daha protein ağırlıklı bir beslenmeyi öneriyoruz. Onun dışında uyku saatimizle son besin saatimiz arasında kesin bir 2-3 saatlik boşluk durumunun oluşmasını istiyoruz danışanlarımızdan. Yani yedim yattım gibi bir durum söz konusu olmamalı. Bir kere vücudun onu sindirmek için bir zamana ihtiyacı var. O 2-3 saatlik boşluğu kesin oluşturmalıyız. Onun dışında işte daha yoğun yapacağımız öğünleri sabah saatlerine öğlen saatlerine kaydırıp akşamları daha fresh, daha hafif içerikte geçirebiliriz. Fiziksel aktivite çok önemli. Yaz aylarında özellikle çok rahat bunu yapabileceğimiz koşullarda sağlanıyor. Yüzme, işte tempolu yürüyüşler, yarım saatlik, bir saatlik koşu vesaire gibi fiziksel aktiviteleri de hayatımıza eklersek çok daha kolaylaştırmış olacağız işimizi. Evet. Peki örneğin şu an akşam saatlerinde şu saatten sonra yemek yemeyin dediğiniz bir saat var mı? O şekilde bir saat yok. Aslında beslenme kişiden kişiye değişir. Evet. Yani bu seni kaçta uyuduğunla, kaçta uyandığına göre tamamen değişebilecek bireysel bir şey. Bireysel farklılıklar var. Aynen öyle. Yani. Kişiye özel beslenme dediğimiz şey burada devreye giriyor. Şu saatten sonra kesinlikle tüketim yapmayın, kilo alırsınız gibi bir durum söz konusu değil. Ya sonuçta akşam saatinde çalışan insanlar var, evine 8'de 9'da gelebilen insanlar var. Bu şekilde tabular oluşturmamak gerekiyor. Ama şuna dikkat edelim olabildiğince. Son yediğimiz öğünle uyku saatimiz arasında 2-3 saatlik boşluk oluşturalım mutlaka. Evet, çünkü örneğin en çok da mahalle diyetisyen ne diyeyim ben işte eşimiz, dostumuz, akrabamız bu eza yani ilaç veren kişilerde de böyle ben ona mahalle doktorları diyorum. Aynen. Örneğin işte ben şu ilaç bana çok iyi geldi, ağrılarıma geldi, sana da iyi gelebilir. Bu da benim diyet listem, ben şu kadar kilo verdim, sen de verebilirsin diye bunlar çok karşılaşıyoruz. Bunlar aynen için öyle. Neler söyleyeceksiniz? Her vücudun ihtiyacı, her metabolizmanın ihtiyacı tamamen bambaşka. Bir kere orada kan değerleri çok önemli, kilo evet. çok önemli, boy çok önemli. Birinin karbonhidrat ağırlığı çok farklı, diğerinin protein ağırlığı çok farklı. Kişiye özel bir beslenme rutininde ilerlemezsek sağlıklı bir kilo verimi çok mümkün değil. O yüzden mutlaka bir uzman kontrolü size özel bir hazırlanmış bir listeyle zayıflamak en doğru tercih olacak. Evet, şimdi diyetisyen dedikleri zaman, diyet dedikleri zaman herkesin aklında bir kelime var, kısıtlama. İnsanlar kendilerinin kısıtlandığını düşünüyorlar ve çoğu bu yüzden beslenme programlarına özen göstermiyor. Ya da gün içerisinde çok fazla kendilerini kısıtlıyorlar, akşam bu kısıtlama patlak veriyor. Tam da gecenin bir saati öyle bir patlak veriyor ki ne yazık ki arka arka yeme bozukluklarıyla devam ediyor süreç. Bunun için neler söylersiniz? Danışanlarımın hiçbirinin kesinlikle kısıtlı bir beslenmeyle, işte ben bunu asla yiyemem, bu kesinlikle benim beslenme rutinimde olmamalı gibi bir mantıkla ilerlemesini istemiyorum zaten. Yani ilk görüşmemizde onları uyardığım nokta bu oluyor. Her besin beslenmemizde bulunabilir, biz sadece doğru miktarı, doğru porsiyonu bileceğiz ve yemememiz gereken bir şey tükettiysek bunun telafisini nasıl yapacağımızı biliyor olmamız gerekiyor. Bu dengeyi sağlarsak zaten sürdürülebilir bir beslenmeyi sağlamış olacağız. Yani bunu asla yemem kafası zaten geldiği anda
tam tersi çok daha fazla miktarda yemek istiyoruz. Evet. Ve çok daha kısıtlı bir süre sağlayabiliyoruz. Bu bir aylık bir diyet oluyor, 1,5 aylık bir diyet oluyor. Ama bizim yolumuz uzun. Bunu hayat boyunca sürdürebileceğimiz, işte devamlı yapabileceğimiz bir sistemle zayıflarsak kilomuzu da geri almamış oluyoruz. Koruması da çok daha kolay oluyor. O yüzden doğru miktar, doğru porsiyonda her besini tüketebiliriz zaten. Evet, çok katı başlanıldığı zaman süreci, çok sert başlanıldığı aynen. zaman çok da hızlı vazgeçilebiliyor. Kesinlikle. Yani diyet listelerinin en önemli özelliği sürdürülebilir olması değil kesinlikle mi? Kesinlikle bizim için o şekilde. Danışanın neyi sevdiği, neyi sevmediği, hangi besine karşı zaafı olduğu, işte hangisini daha çok tükettiği bizim için çok önemli oluyor liste hazırlarken. O besini tüketmek istiyorsa küçük bir miktarda da olsa onu ekliyoruz beslenmesine. O onun için imkansız ya da ulaşılması gereken bir besin haline dönüşmesin ki sürdürülebilir olsun beslenmesi. Evet. Şimdi meyveleri çok masum görüyoruz. Hı hı. Diyoruz ki yaz mevsimi işte karpuzlar var, kirazlar var, çilekler var. Bu kadar masum mu meyveler? Değil. Karbonhidratları zaten ve fazlalığı vücutta yağ olarak depolanır. Her meyvenin de belli bir porsiyonu var. Gün içinde işte sizin beslenmenizde uygun porsiyonlar belirlenir. İşte bir porsiyon, iki porsiyon neyse o miktara mutlaka sadık kalınmalı. Onun üzerinde alacağımız her meyve tüketimi vücudumuzda yağ olarak depolanacak. Özellikle akşam saatlerinde tüketmektense meyveleri yine gün içine yaymayı, ara öğünlere yaymayı tercih etmeliyiz. Evet, meyve uyarısı. Bir de dondurma için ben aynı uyarıyı alacağım. Dondurma da yaz aylarında çok fazla tüketiliyor. Çok masum olarak görülüyor. Evet, bir şerbetli tatlıya göre çok daha birazcık daha masum olabilir aynen. ama kendi başına masum bir tatlı değil. Değil. Orada da porsiyon kontrolünü sağlamalıyız. Yani listemizde dondurma yazmamış olsak bile danışanlarımdan şunu istiyorum. Bir meyve yerine, atıyorum listesindeki bir porsiyon meyve yerine bir iki top sade işte çikolatası olarak dondurmayı mutlaka gün içinde tüketebilir. Onda problem yok. Bunun sadece çok sık olmamasını istiyoruz. İşte haftada birkaç gün meyve yerine iki top dondurma yedim, dengeyi sağladım şeklinde ilerleyebiliriz. Evet, kendileri de yapabilirler değil mi? Sizin tarifleriniz var mı bu noktada? Şöyle kısacık bir dondurma tarifi verseniz. Şöyle... Şimdi mesela yoğurtlarla, ballarla yapılabilir değil mi? Yapılabilir, aynen. Birkaç porsiyon meyve, 3-4 kaşık yoğurt, yine bir tatlı kaşığı balla güzelce blendirize edip buzdolabında beklettikten sonra dondurma kıvamında rahatlıkla tüketebiliriz istediğimiz evet. meyveyi. İlla dondurma olmasına gerek yok. Sizler de evde yapabilirsiniz ama bunun da porsiyon kontrolü çok önemli aynen tabii öyle. Ki de. Peki çocuklara gelmek istiyorum ben. Çocukluk çağ obeziteleri çok fazla ne yazık ki. İşte hamburgerler, fast food gıdalar, ayakta beslenme evet. noktasında çocukları da okullara gönderdiğimiz zaman çok da kontrol edemiyoruz ne yazık ki. Her ne kadar beslenmesini hazırlasanız da çocuklarınızın okulda ne yiyip ne içtiği noktasında bilemiyoruz tabii. Çocuklarda durum nedir? Mesela danışan çocuk oranınız ne? Çocuklarda da güzel bir talep var. Bu konu beni oldukça mutlu ediyor zaten. Yani ailelerin bu şekilde bilinçli olmaları ve bir uzmandan yardım alarak çocuklarının beslenmesini düzenlemeye çalışmaları bizi oldukça mutlu eden bir konu. Bu konuda da gerçekten büyük bir talep var. Bu bilinç yavaş yavaş oluşuyor çoğu ebeveynde. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet, çocukların beslenmesini nasıl düzenliyorsunuz peki? Onlar da mesela hani yetişkinler biraz daha anlayabilir. Hı hı. İşte bunu yemeseniz daha iyi olabilir diye ama çocuklara bunu anlatamıyorsunuz kesinlikle ne yazık ki. Kesinlikle çok kısıtlayıcı bir tavra girmiyoruz çocuklarda. Tabii. Yani daha güzel güzel konuşarak, anlatarak işte onun için doğurabileceği sonuçları vesaireyi böyle onun anlayacağı dilde tatlı tatlı bahsederek ailesine de bu konuyu bilinçle aşılamaya çalışıyoruz zaten arka planda. Çok yemek istiyorsa gizlice yemesine izin vermeyelim. Yani zaten sen o çocuğa yeme dediğinde arkada bir yerde yiyecek. Yesin ama porsiyon kontrolünü sağlasın. Yani onu aktaralım. Onu yediyse ne yapması gerektiğini, bunu yerse vücudunda neler olacağını vesaire onun anlayabileceği dilde güzel güzel anlatmış oluyoruz. Ve bu şekilde onlardan da gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani çoğusu diyetlerine sadık kalmaya çalışıyorlar. Ve kendilerindeki değişim de onları mutlu ediyor. Bu da diyete daha sadık kalmalarını sağlıyor bizde. Evet. Bulunduğumuz şehir diyet açısından elverişli mi? Değil. Danışanlarımın en büyük problemi zaten Kayseri'de yaşıyoruz hocam şeklinde geliyorlar. Evet, güzel bir mutfağı olan bir şehirdeyiz. İşte yağlamalar, katmerler vesaire, mantılar hepsi özellikle göze, mideye çok fazla hitap ediyor. Ama biz bunlarda kontrolü sağlayamazsak sonunda yine mutsuz olan biz olacağız. Yani kendi bedenimizle mutlu olamamış olacağız. Yiyeceklerin hepsi bize anlık mutluluk sağlar, bunu unutmayalım. Ama sağlıklı, zinde, fit bir vücutla gerçekten daha uzun süreli bir mutluluk sağlayabiliriz. Yiyelim evet ama telafisini yapalım, dengesini sağlayalım. Hiçbir zaman porsiyonu abartmayalım. Evet, şok diyetlere gelmek istiyorum. Şimdi kış boyunca yeniliyor. Hop bir tatil diyeti.
İşte zaman zaman gelinlik diyeti, evlenecek kızların işte gelin içerisinde daha güzel durabilmesi için yaptığı bazı isimler de var. Kesinlikle. Bunların hepsi herhalde şok diyetler ve yararsız diyetler olarak adlandırılıyor. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Sonucunda tehlikeler gelebilir mi? O şekilde. Bir kere hiçbir kısıtlı diyeti uzun süre uygulamamalıyız. Evet. Tabii ki de biz de bazen metabolizmayı şaşırtmak, vücudu şaşırtmak, işte arınma sağlamak vesaire için 2-3 günlük hızlandırma programları uygulayabiliyoruz. Bunlar aşırı problem teşkil eden şeyler değil. Ama biz bu kısıtlayıcı bir listeyle 1 ay, 2 ay, 3 ay ya da 20 kilo vermek gibi bir hedefimiz var. Bunun tamamını kısıtlayıcı bir listeyle verme yöntemine gidersek vücutta zaten kas kayıpları yaşayacağız. Bu da uzun süre dönem verdiğimiz kiloyu ne koruyabileceğiz ne de sağlıklı bir vücuda sahip olacağız. Büyük oranda verdiğimiz kilo yağ değil, kas ve sıvı kaybı olacak. Bunu unutmayalım. O yüzden hiçbir kısıtlı listeyi uzun süre hayatımızda tutmayalım. Evet. Bazen hani çok hızlı bir şekilde kilo vermek istiyoruz ama vücudun da şunu algılaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu kiloyu hemen almadık. Hemen de veremeyeceğiz. Bunun aynen bir sürece öyle yayılması gerektiğini bilmek lazım değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de yani bir haftada 5 kilo yağ yakma gibi bir durum vücudun fizyolojisine aykırı zaten. Orada vücuttan attığımız şey kas ve sudan başka bir şey değil. Hani bunun en fazla belki 1 kilosu yağ olacak. Uzun dönemde de zaten kası kaybettiğimizde tekrar kilo aldığımızda kaybettiğimiz kaslar vücutta tekrar alma döneminde yağ olarak depolanacak. O yüzden zaten verdim ama çok daha fazlasını aldım gibi bir durum oluyor. Dengeli bir listeyle işte bizim ihtiyacımız olan kaloriyi karşılayan bir listeyle zayıflarsak onu uzun süre koruyabiliriz. Evet, sosyal medyada çok gördüğümüz zayıflama çayları, zayıflama hapları, zayıflama ürünleri gibi bazı ürünler görebiliyoruz. Bunlar için neler söylersiniz? Hiçbir şekilde önermiyoruz. Yani sağlıklı beslenmenin yerini tutabilecek hiçbir ekstra takviye kesinlikle söz konusu değil. Böyle şeylere kesinlikle kanmasın hiç kimse. Bizim sağlıklı bir beslenmeyle zayıflamamız bu işin tek çözümü. Ve bunun yerini tutabilecek de bir takviye yok kesinlikle. Ne çay ne takviye, işte ekstra yağ yakımına destek, çay yağ yakımına destek, takviye söz konusu değil hiçbir şekilde. Evet, son zamanlarda çokça dikkat ettiğim bir mevzu var, ikili beslenme. Yani gün içerisinde iki öğünle beslenme. Sağlıklı bir süreç mi sizce? Kişiden kişiye değişir. Eğer onun yaşam stilinde bu daha uygunsa, öğle yemeği alışkanlığı yoksa, öğle yemeği onun için pratik gelmiyorsa iki öğünde beslenebilir. Ama öğle yemeği onun için elzemse üç öğünde beslenebilir. Yani bunlar tamamen kişiye göre karar verilecek konular. Öğle yemeği alışkanlığı olan birine sen öğle yemeği yemezsen daha kolay zayıflarsın da diyemezsin. Öğle yemeği yemeyen birine zorla öğle yemeği yedirtmeye çalışırsan da verimli bir sonuç alamazsın. Dediğim gibi kişinin yaşam koşullarına vesaire bakılarak karar verilebilecek bir süreç. İki öğünde beslenilebilir, üç öğünde. Sadece tek öğün beslenmeyi önermiyoruz. Evet, tek öğün beslenme zararlı mı? Zararlı. Uzun süreli vücutta açlık oluşturursak vücut ilk gelen besini depolama ihtiyacı duyuyor. Yani bunu harcamaya yönelik bir aktiviteye geçmiyor. O yüzden tek öğün beslenmesini istemiyoruz danışanlarımızdan. 2-3 saatin üstünde açlık durumları da oluşsun istemiyoruz. Kan şekeri dengesini sağlamak çok zor oluyor çünkü bu tip durumlarda. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir programdı. Son olarak izleyicilerimize Kurban Bayramı için, yaz için şöyle kısa bilgiler için neler söylersiniz? Şu şekilde fiziksel aktivitemizi mutlaka sağlayalım. Gün içinde en azından 1 saat fiziksel aktiviteye eklemiş olalım. 2,5-3 litre suyumuzu mutlaka tüketelim. Sebzelerden işte bu yaz aylarında mutlaka faydalanalım ve dengeyi her zaman sağlamaya yönelik bir çaba içerisinde olalım. Herkese iyi bayramlar diliyorum bu arada. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık efendim. Diyetisyen Büşra Çelik bizlerle birlikteydi. Kurban Bayramı'na nasıl beslenmeliyiz konusuyla başladık. Çünkü önümüz Kurban Bayramı. Ziyaretler olacak, misafirlikler olacak, misafir ağırlayacağız, kurbanlar kesilecek. Ama dikkat etmemiz gereken bir konu var ki beslenme çok önemli. Sadece an düşünerek yemeyin, lütfen an düşünerek bir şeyler içip yemeyin. İleriyi de düşünün birazcık, özellikle yaz ayı da geliyor. Yazla birlikte güzel vücut, sağlıklı bir dirençli bir vücut istiyorsak beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor diyelim. Şimdiden bizler de mutlu bayramlar dileyelim. Hoşçakalın efendim.